Kremin ihracata etkisinin 1,5 milyar dolar olduğunu belirtiyor, evet. Vurguluyor Ticaret Bakanlığı. Şubat'ta depremin etkisini gördük. Bu deprem felaketi ihracata 1,5 milyar dolar aşağı çekti. Nereden baksanız 11 ilin ihracatı %43 oranında, yani yarı yarıya geriledi. Tamam, hani çarklar döndü, imalat devam etti ama yine de depremin etkisi, parite etkisi, yurt dışı pazarlarda, özellikle Avrupa'da durgunluk. Evet. Yavaş yavaş o pazarların küçülmesi, hepsi bir araya geldi. Evet. İhracatta uzun bir aradan sonra biz %6'nın üzerinde bir düşüş var. %6,4 düşüş var. 18,6 milyar dolara doğru gerileme var dedik. Evet. Yani maalesef buradaki yani fiziksel koşullar dolayısıyla yaşanan kayıp biraz daha artarak devam edecek. Çünkü yani zaten hani aslında bu illere baktığımız zaman, yani ihracat kabiliyeti olan illerin içerisinde hani en büyük hasarlardan bir tanesi Hatay'da olduğu için, şimdi buranın ihracat potansiyeli yani toplamda %1,5 falan filan, dolayısıyla hani etkisi kısmen göreceli az, ama önümüzdeki aylarda bu iş piyasasındaki hareketler, tabii, buradaki fabrikalarda yaşanacaklar, evet, buradaki siparişlerin başka yere kayması falan filan, yani bir dönem bu bölgenin ihracatı gerileyecek. Yani ta ki işler tekrar, yani biraz hayat normale dönme safhasına kadar. Gelebilir. Ama biz bunu her ay göreceğiz. Yani her ay buradaki kayıpların bir parça artarak devam ettiğini maalesef göreceğiz. Bu da göreceğiz. Ayrı bir risk. Öyle tabii. Öyle tabii. Çünkü Türkiye ihracatla, evet, üretimle, istihdamla büyümeyi öngörüyor. Evet. İç talep, biz zaten iç tüketimle büyümeye katkı sağladık son çeyrekte sağlayabildiğimiz kadar. İhracatın desteği bu dönemde bayağı düşebilir bir süre. Maalesef, evet. Çünkü yurt dışı da çok parlak değil. Değil, hala değil, evet. Aynen. Bazı sektörler hariç, yani mesela bir otomotiv sektörü açıldı yurt dışında. Onun haricinde yani daha çok hızlı tüketim olan birçok üründe gerileme var orada. Şimdi TİM Başkanı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe'nin açıklaması var. Şimdi Ocak-Şubat dönemini kapsayan ilk 2 aylık ihracat %1,5 arttı aslında diyor. Ocağa iyi başlamıştık diyor. Son 12 aylık ihracatta artış var diyor. En yüksek katkıyı Şubat ayında otomotiv sektörü yapmış, onu da söyleyelim. 2.6 milyar dolar. Evet, işte onu aktarmıştık. Almanya, İtalya, ABD, Rusya, İngiltere'ye ihracat yapıyoruz. En fazla Suudi Arabistan'a ihracat artmış bu ambargolar kalkınca. Deprem bölgesinde de bayramdan sonra %60 kapasiteye ulaşabiliriz. Çünkü konteyner ve prefabrik evler çok hızlanacak bayrama kadar. Dolayısıyla hani fabrikaların yanında, organize sanayi bölgelerinin yanında konteyner kentler kurulursa, insanlar tekrar yerleşik hayata dönerse, evet, fabrikalarda da çalışma başlayabilir. Çünkü fabrikalarda zaten bir hasar yok ama çalışanımız yok diyor. Yani son çeyreğe kadar burada çok iyileşme beklenmesini ben yani çok beklemiyorum açıkçası. Çok doğal bir şekilde. Çünkü bir kere bir göç akı var. Yani bazı illerin neredeyse yarısı nüfusu, yani hayatta kalan yarısının nüfusu başka illere doğru kaydı. Geçici süre gibi görünse de bu işler herhalde benim tahminimce son çeyreğe kadar yani bir iyileşme göstermez. Avrupa'da bir otomotiv sektöründe bir iyileşme dolayısıyla biz burada evet yansıdı. Yani orası otomotiv piyasası normale döndü Avrupa'da. Dolayısıyla onun etkisiyle bayağı bir biz orada potansiyeli sonuna kadar gerçekleştirmiş olduk. Ama açıkçası ben yani ihracat kısmında önemli ölçüde bir tempo düşüşünü görüyorum birçok alanda. Bunu birileri işte kura bağlıyorlar. Her şey bir araya geldi. Yurt dışında parlak değil ki. Hani kapasiteyi, evet, oradaki şeyi, üretimi bir süre başka yere kaydıralım da, yani sipariş de azalıyor. Evet, hem öyle hem de diyorlar ki işte Merkez Parite Bankası var. Aslında kurup baskılıyor. Dolayısıyla bu baskılama dolayısıyla biz Türk lirasının değerlendiğini ifade ediyorlar. Oysa ki parite kaybı yaşıyoruz. Evet, oysa ki Türk lirasının hiç de değerli değil. Üstelik son yani 10 yılın en değersiz seviyesinde falan. Tabii bize, ama buna öyle, rağmen bize göre evet, çok değersiz. Evet, yani ama işte ihracatçı diyor ki bir dakika ya, hani normal akışının dışında seyrediyor. Türk lirası değerlendi, yani dolayısıyla biz ihracat kaybı yaşıyoruz diyorlar. Bu tartışma bu yılda en büyük konu olacak muhtemelen. Seçime kadar en azından. Bir tek bu elektrik ve doğalgaz fiyatlarında sanayiye indirim yapılmıştı ya, TİM Başkanı da o bir nebze biraz daha rahatlattı diyor. Ama şöyle bir istekleri var. Şimdi bu bölgede insanlar evini kaybetti, yakınlarını kaybetti. Bir yıkım içinde. Evet, tabii ki. Tekrar işe dönmeleri, tekrar o şehre dönmeleri çok zor olabilir. Bir de çocukların eğitimi vesairesi var. Sağlık var.
getirmek için bir takım teşvikler. Mesela bir maaş biz veriyorsak bir maaşı devlet versin. Burada maaşlar yükselsin gibi öneriler de var. Bir an önce kalıcı yerleşim alanların, barınma alanları sorunun çözülmesi gerekiyor deniyor. Çok fazla göç var. Mavi yakalı, beyaz yakalılar arasında. Tekrar o insanlar geri döner mi? Dün biz Hatay ve Malatya Ticaret ve Sanayi Oda başkanlarıyla konuştuk. Çok umutlu değiller. Bunun için çok yoğun çalışmamız gerekiyor. İnsanları buraya getirmemiz gerekiyor diyorlar. Bir de bu konteyner kentler konusunda şöyle bir sorun var anladığım kadarıyla. Şimdi insanlar bir bağış toplayarak ciddi oranda bir üretim ve konteyner temin etmeye çalıştılar. Fakat bize yer gösterin denildiğinde yer gösterme sıkışıklığı yaşanabiliyormuş. Tabii. Dün Malatya'dan onu o izlenimi aldım. Sonra neden diye bir baktım. Çünkü düz alan lazım. Tabii ki. Düz alan tarım arazisi oluyor. Evet. İnsanlar diyor ki ben burayı ektim. Ekim yapacağım. Sen buraya bir konteyner ya da yani bir yerleşim yeri kuramazsın. Öbür tarafta zaten enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Şehrin sınırları belli. Evet. Düz ve geniş bir alan lazım. Burada yer gösterme konusunda ciddi sıkıntıların olduğunu anladım ben. Orası tabii ilk günden beri aslında yani bu konu en büyük sorunlardan bir tanesi. Bir yandan da bu özellikle yani o yüzden bölgede, de biraz hızlı ilerlemiyor. Çok doğal. Bir de altyapısı gerekiyor bunun kurulması gereken mesela derken bir de daha sonrasında onu tekrar tarım arazisine çevirebilir misiniz? O da muallak. Şimdi oraya bir sürü altyapı yapacaksınız. Tabii beton döktükten sonra bitti zaten. Sonra nasıl tarım arazisi ne döndüreceksiniz? Dolayısıyla hani orayı kaybedersiniz. Evet. İşte aslında başından beri söylediğimiz şey burada bir göç olacaktı zaten. Her anlamda sıkıntı. Bu göçü yani keşke yönetebilseydik. Yani bu devlet eliyle keşke yönlendirilmiş olsaydı. Yani konteyner önemli bir çözüm. Ama her işte coğrafyaya uygun değil. Yani bir kere işte insanlar işlerine geri dönebilir. Hani çocuklar belki bir süre başka yerde kalır. Evet. İnsanlar çalışmaya gider. Hani onları çok yaşayan millet olduğumuz için. Ya biraz planlama gerekiyor evet sanırım. Biraz planlayarak, biraz daha ücretleri artırarak, destek vererek tabii, olabilir. Tabii teşvik gerekiyor. Teşvik ama gerekiyor. Ya şunu da unutmayalım. Biz o kadar hızlı tartışıyoruz ki bunları. Yani insanlar yakınlarını enkazların altında bıraktılar. Daha şurada bir ay bile olmadı. Yani dolayısıyla hani böyle biraz sindirerek, acılarını da sindirerek ama bu mesela süreci esnafta şeydi, Hatay'da ticaret çok yoğun tabii. Hem Malatya'da hem şeyde turizm de var. Esnaf diyor ki bari malımı kurtarayım diyor. Dükkanın önünde yatıyorlar. O mecburen. Ayrı zaten, o ayrı. Mesela yani oraya böyle prefabrik dükkanlar da kurulsun ki diyorlar, esnaf da ticaret de başlasın. Mesela Hatay'ın ruhu başka. Evet, yani işte yani çok kolay biraz, değil. Biraz zaman gerekiyor. Şu an ortada hani o her zaman göçü biraz azaltır. Bir de her ilde aynı değil bu. Yani şu an Hatay'daki yıkım oranıyla yani bina yıkılma sayısıyla bir Malatya aynı değil. Dolayısıyla evet. Malatya'nın merkezinde aynı problem yok. O yüzden zaten hani her ili farklı farklı ihtiyacına göre burada değerlendirmek doğru, gerekir. Doğru, Hatay bize olağanüstü yani orada neredeyse yaşam diyor, bitmiş mesela. Sona ermiş yani birçok şeyde. Üstelik nüfusunun tam yarısı deniyor yani şehri terk eden. Daha fazla daha fazla bile olabilir yani. Daha fazla olabilir. Peki deprem, şimdi enflasyon gelecek. Gıda fiyatları biraz korkutuyor. Hı hı. İstanbul enflasyonunda gıda fiyatlarının aylık %5'in üzerinde arttığını gördük zaten. Ve fiyatlar durmuyor. Bir fiyat evet. sabitlemesi olmuştu ama dün de konuştuk. Nasıl sabitleme pek anlamadık. Yani çok kısa sürdü öyle söyleyelim daha doğrusu. Şimdi sebze meyvede fiyat artar mı? Deprem nedeniyle bir etkisi olmaz diyor bilenler. Yani yani arkadaşlarımız açıklama yapılmıştı oradan. Evet evet. Yani bölgedeki üretime ben şöyle baktığımda tarımsal üretim önemli. Yani fiyatlara neden olmayacakmış ben ona çok emin değilim. Yani neden arttı, fiyatı etkilemiyormuş onu çok anlamış değilim. Yani ben anlamadım. Ben baktım böyle detaylara da hani bir fiyat artışı öngörmüyoruz diyor. Fiyatlar niye artıyor? Ya böyle bir şey fiyat artışı yani bu tamamen. Soğan niye 20 lira oldu? İşte dolayısıyla hani öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Bir kere hani buna dönük biliyorsun işte kararlar alınıyor. Yani bir arzı arttıracak çaba içerisinde birileri. İşte dün akşam itibariyle bu tip benzeri sebze ürünlerinin bazılarında ihracat kısıtlaması geldi. Ha domates de geldi mesela. Ben bakayım sen o resmi gösterdi değil mi? Evet, pardon. Evet yani domates artı yani soğan vesaire fasulye gibi bir takım sebzeler de var içerisinde. Söyleyelim hemen ürünleri. Bu ürünlerin hepsinde. Domates 50 lira olur denmişti. Vallahi doğru denmiş. Şimdi Türkiye'de 40 lira oldu.
Oldu 40 lira, evet, bazı yerlerde gördük bunu, bazı marketlerde o rakamlara ama 50 lira olduğu ulaştı. Denmişti, doğru denmiş. Tabii tabii, yani ama hani şu ürünleri saymak gerekirse belki hani kabaca insanlar zaten şey yaparlar diye düşünüyorum. Yani kırmızı mercimek, fasulye, ayçiçek tohum yağı, kuru soğan ve taze patates gibi de evet, ikinci bir talimata kadar kısıtlanmış. Onlarda da ihracat yasağı evet, geldi ki fiyatlardaki yani, hızlı artış dursun tabii diye. Şimdi mesela domatesten bir örnek artıyor, verelim. Yani domates Türkiye'de yaklaşık 10 milyon ton tüketiliyor Türkiye içerisinde. Bizim ihracatımız ise aşağı yukarı 500 000 ton. Yani 11 milyon ton tüketirken 1 milyon bile değil aslında ihracat. 500 000 ton ihracatımız. Yani bu geçici bir süreyle piyasada şu an bulunan mal içeri verileceği için fiyatı bir parça düşürür. Ama ben bu konuyla ilgili ihracat yapanlara da konuştum. Nedir diye, yani etkisi. Kısa bir süre düşürür ama ondan sonra tekrar aynı duruma döneriz diyorlar. Çünkü sebebi hani buradaki ihracat bizim toplam tüketimimizin çok çok küçük bir bölümü. Yani 11 milyon, 10,5 milyon ton tüketirken 500 000 kadar bir meblağı biz ihraç ediyoruz burada. Yani burada dediğim gibi, yani belki Mart ayında şöyle bir nefes aldırır. İnşallah Nisan'dan sonra işte sezon domatesi vesaire gelir ve hani piyasa biraz daha belki düzene girer. Ama kalıcı şekilde bunun fiyatının buralara getiren noktayı ortadan kaldırmadığımız sürece biz bunu çözemeyiz. Bunu hep söylüyoruz. Yani biz bu sonuçta bugün şu deniyor. Tarlada 5 lira işte çıkıyor. Ama işte nasıl oluyor 30, da raf 20 30 liraya geliyor. Markette. Ya artık ya bunu artık daha konuşmayalım. Niye olduğunu... Üzüm 23 liradan çıkıyormuş. Evet. 23 lira da pahalı zaten. Evet. Maliyete bakın. Yani üretici de 80 liraya biz yiyoruz. 83 yani liraya biz 5 lirayı 3 liraya düşecek halimiz yok da 5 liranın 35 liraya çıkmasını sağlayan şey ne, onu çözelim artık yani. Yani 4 bunu, kat ne arttırıyor yani, mesela üzümü? Çünkü sizin buna göre, buna dönük yani tren ağlarınız işte gelişmesi lazım. Yani lojistiği bizim kamyonla artık hani yapıyoruz biliyorsun. Birçok böyle aracıları ortadan kaldırmak gibi ya da işte kiraları düşürmemiz gerekiyor. Yani bu domatesin satıldığı marketin kirası da yüksek. Ya da işte manavın kirası da yüksek. Yani bunun için içinde kiranın ve ulaştırmanın ve aracı paylarının büyük çoğunlukta etkisi olduğunu unutmayalım. Bu etmenleri indirmeden, yani kirayı düşürmeden, akaryakıt maliyetlerini, taşıma maliyetlerini makul hale getirmeden, yani bunu bizim fiyat düşmez, ihracat yasağı belli bir yerde biraz yapın, bir çok kısa bir süre. Çok kısa bir süre. Zaten buradaki yasak biliyorsun Nisan ayının ortasına kadar. Yani 14 Nisan'a kadar. Evet, 14 Nisan'a kadar yapılmış.